Taavvil billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İmam Suyuti'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif önümde. Şöyle tercümesi: Allah güzeldir, güzeli sever, temizdir, temizi sever, kerem sahibidir, keremi sever, cömerttir, cömert olmayı sever. Oturduğunuz yerleri temizleyin ve Yahudilere benzemeyin. Benzer kalıplarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bize rivayetler, bilgiler var. Allahu Teala'yı tanıtan ve bizim de o şekilde Allah'ın sevdiği o tarzda olmamızı isteyen bilgiler bunlar. Allahu Teala mümindir. El mümin Rabbimizin ismidir. Güvenilirdir. Ve bizim için seçtiği isim de mümindir. Bizden de bunu istemektedir. Yine Allahu Teala burada söylendiği gibi kerim olandır. Ve bizden de bir kerimlik, bir cömertlik ister. Allah halimdir. Yumuşakdır, yumuşak huyludur ve bizden de bunu ister, hilim sahibi olmamızı. Rabbimizin sevdiği ve seçtiği şeyler kendisi için bizim için de uygun olanları, onun zatını değil ama sübuti sıfatlarını ilgilendiren sanki konular bizim için de yine takip edilecek bilgilerdir. İşte elçimiz, peygamberimiz, önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İnna Allahu Teala ta tayyibun diyor. Allahu Teala güzeldir. Hoştur. Rabbimiz bizim için de bunu istemektedir. Yuhibbut tayyib. Allah'ın seçtiği kelime kelimeyi tayyibe İbrahim suresinde Allahu Teala güzel bir ağaca benzetiyor güzel bir kelimeyi. İman, mümin buna benzer. Dolayısıyla temiz olan, hayırlı olan, bereketli olan, hoş olan, helal olan bir hayatı Allahu Teala bizim için seçti ve gönderdi. Rabbimiz öyledir, güzeldir. Bütün cemal ondadır ve bütün kainata bu güzelliği yansıtan da Mevlamızdır. Rabbimiz kendisi için seçtiği bu hoş, bu hayırlı, bu tatlı, bu güzel durumu biz Müslümanların üzerinde de, hayatında da, uygulamalarında da, şehirlerinde de görmek ister. Kalbimiz böyle olmalıdır. Zihnimiz böyle olmalıdır. Ve amellerimiz, eylemlerimiz, ahlakımız böyle olmalıdır. İkinci sıfat da bunu ifade ediyor. Yani bizden istenen Allah temizdir ve bizden de nezafeti ister, temizliği ister. Müslümanın hayatında bu seçkinlik olacak. Kalbi şirkten arınacak. Zihni, İslam'ın istemediği bütün felsefe, düşünce, zihin çalışmalarından uzaklaşacak. Kirlerden, kirli batıl ifadelerden diller temizlenecek. Kötü sözlerden ve ağza haram lokma girmeyecek. Ağız bununla temizlenecek. Göz aynı şekilde. Eylemlerimiz ama yani üstümüz başımızda, elimiz yüzümüz de, evimiz barkımız da temiz olacak. Çünkü Allah yeryüzünü tertemiz kıldı. Kainat tertemiz, kirpas yok. Ve dolayısıyla bizim için de böylesi seçkin, tatlı bir hayatı, birincisinde helal dediğimiz sanki hayatı bizden istedi Allah Teala ve ikincisinde de temiz olmamızı istedi. Gönderdiği din hem ki birincisiyle düşünürsek helal bir hayatı sağlayan bir dindir bu kitap. Bizden bunu istiyor. Bu peygamberin uygulamaları sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de temizliğimizi bununla öğreniyoruz. Abdesti, gusülü, tahareti, malımızı nasıl temizleyeceğimizi zekatle, haccı, orucu, hepsini birlikte düşündüğümüzde Allahu Teala bütün temizlik ile ilgili bilgileri de bize vermiştir. Değilse biz nereden bileceğiz? Ve Allah üçüncü kerimun yuhibbul kerem. Allahu Teala kerimdir allah Teala ikram sahibidir. Onun en büyük keremi bize kitabı indirmesidir. İkra Rabbukel Ekrem. Allah ekremdir. Bütün ile kerim on, oluş ondadır. İkramlar ondan kaynaklanır. Gönderdiği kitap da kerim bir kitaptır. Dolayısıyla o ikramı alıyor, hayatımıza koyuyoruz Allah'ın izniyle ve biz de kerim olacağız, cömert olacağız, veren bir hale geleceğiz. Yani bu yüzün ikramıdır. Misafire ikram, akrabaya ikram, tebessümümüz, dilimizde Allah'ın kelimeleri bu anlamda bir durumdur. Ama bunun bir yönü daha var cömertlik ve Allah cevattır, cömerttir. Bütünüyle rahmaniyetinin bir özelliği olarak bütün mahlukata Allahu Teala cömertliğini ortaya koymuştur ve bizden de bu cömertliği ister biraz öncekilerle birlikte düşünürsek maddi manevi bütün cömertlikleri anlamamız gerekir. Kimin yanında, kimle birlikte olursak olalım o bizden bir bereket bulmalı, bir hayır bulmalıdır. Bu cömertlik bazen cepteki var olan, bize verilmiş olan rızıklardan insanlar ikram etmek şeklinde borç, sadaka, zekatın tüm yönlerini düşünelim. Ama öte yandan gülümsemeyle, dua etmeyle devam edebilecek olan diğerlerini düşünelim. İnsanın cömertliğinin sınırları pek çoktur. Kötülüğünü başkalarından engelleyerek de insan cömert olur. Ve ardından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Öyleyse oturduğunuz yerleri, evlerinizi temizleyin. İçinde bulunduğunuz avluyu, mahalleyi temizleyin, temiz tutun. Çünkü bunu böyle yapmazsanız Yahudilere benzersiniz. Neresidir bu alan? Hadis-i Şerif'in birinci bölümünü anlama çabamızda olduğu gibi. Yani kalpler ve kafalar temiz olacak. Buralar temizleyin anlamına da gelir bu ifade. Ama sokağı, evi, barkı, eşyayı, oturduğumuz ortamı temizleyeceğiz. Yani bu evde ben yaşıyorum. Dolayısıyla bu evi güzel kullanmalıyım. Helal bir hayat olmalı içerisinde. Temiz bir hayat olmalı. ikramlı bir hayat olmalı. Cömert bir hayat olmalıdır. Evin halkı birbirine cömert değilse, Evi birbirine paylaşmıyorlarsa, dışarıdan gelen dostlara, akrabalara, komşulara bir ikram söz konusu değilse, helal bir hayat değil haram inşa ediliyorsa orada, temizi değil kirliyi seçiyorsa insanlar bakacak, duyacak şekilde bu yahudileşmenin işaretidir. Çünkü Yahudiler başka az şeriflerden de öğreniyoruz. Kendi evlerini çöplük haline getirdiler. Oraya başka fikirleri koydular. Kalplerini düşünürsek. Ne zaman başladı Yahudilik? Bilirsiniz ki Roma'ya benzediklerinde Roma'nın dinine inandılar. Roma'nın zihnine taşımaya başladılar. Ama kalıpları, ifadeleri Musa'nın, İsa'nın getirdiklerine benziyor. İsa'yı kabul etmediler gerçi ama peygamberlerin söz ve söylemlerini dillendiriyorlardı. Ama yaşarken Romalı bir kafayla hayatı sürdürdüler. Bu bakımdan evleri de onlarınki gibi kirli paslı oldu. Müşrikler necistir. Dolayısıyla onun hayatları da ne kadar temiz gibi görünse görünsün pistir. Hayatlarında çünkü temizlik kurallarını koyan Rabbimiz değildir. Sokaklar şöyle böyle süpürülüyormuş gibi olabilir. Evler şöyle temizmiş gibi görünebilir. Bütün teknolojik aygıtlarla böyle bir temizlik operasyonu içinde olabilirler. Ama Allahu Teala innemel müşrikune necesün diyor. Müşrikler necistir. Necasettir, pistir. Bu bakımdan fiziksel anlamda da pislikleri vardır. Müslümanlar bunu bilecekler, anlayacaklar. Yahudiler de Romalılaştıktan sonra Yahudileştiler. Biliyorsunuz ki İsrailoğluydu onlar. Allah'ın kulları, peygamber çocuklarıydı. Onların soyundandılar. Fakat bu yolu bozdular. Kalpler kirlendi, kafalar kirlendi. Sonra hayat tarzları da kirlendi. Ev yöntemleri, şehir bakışları, sokağı kullanımları hepsi pisleşti. Hatta ötekilerden daha kötü oldular. Belki Müslümanların yaşadığı süreç de böyle oldu. Müslüman sokaklar, Müslüman evler, Müslüman şehirler, Müslüman köyler, Müslüman evler tertemizdi, nezihti. Helal bir hayat nasıl kirli olabilir ki? Gusül, abdest olan, zinanın olmadığı, nikahın olduğu hayatlar nasıl kirli olabilir ki? Fakat ne zaman ki Müslümanlar batıya öykündüler, dinlerini, kitaplarını kenara koydular, Kıbleyi Mekke'den New York'a doğru, Paris'e doğru çevirdiler. O zaman onlardan daha kötüleşen bir hayata düştük. Belki onların şehirleri temizlendi. Kendilerince bir kural koydular. Biz o kuralı da bilmedik. Dolayısıyla Kabe'sinden vazgeçmiş, Paris'e de konamamış. Böylece iki yer arasında sıkışıp kalmış. İkisinin güzelliklerini de ki güzel değildir belki şirk ama kendince bir doğrulukluğu, doğruluğu, bir uygunluğu vardır. Ondan da uzak kalmış. Yani Yahudilerin durumu böyledir. Ne müşrikler gibidirler ama müşriktirler zihin olarak. Ne müminler gibidirler. Oysa kılık kıyafet olarak Müslümandırlar, Müslüman gibidirler. Böylece ikisinin de daha kötüsünde bir duruma düşerler. Rabbim korusun. Temizleyeceğiz kendimizi, temizleyeceğiz evimizi, temizleyeceğiz hayatımızı. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد